İçerisinden geçiyoruz. Suriye'de 4 yıl sonra bir iç savaş ama çok önceden bunun bir hazırlığı olduğu. Sadece Suriye olarak bakmamak lazım, bölgeyi de elbette konuşmak lazım ama siz Şam'dasınız. Dolayısıyla bu şu an için sizin de yapacağınız yorumlar çok önemli. İlk olarak şunu sorayım, orada ne konuşuluyor? Bizim belki de şu anda dış basından okuduğumuz bilgilerin çoğu eksik de olabilir. Sizin gördüğünüz, gözlemlediğiniz, duyduğunuz ve tam olarak neler olduğunu dinlemek isteriz sizden. Şimdi öncelikle Suriye Halep'i kaybetmen şok içerisinde. Yani burada büyük bir şok var. Çünkü çok çabuk ilerledi bir süreç. Yani 3 günde saldırı başladı. 2 gün sonra, 3. gün zaten Suriye'nin ikinci en büyük şehri ve ekonomi, siyasal ve en önemlisi kuzeydeki askeri ağırlığı bulunan şehir kaybedildi. Onun için bir şok var tabii ki insanlarda. Yani şimdiye kadar Suriye'de insanlar aynı soruyu soruyor. Ne oldu? Nasıl oldu? Bundan sonrası ne olacak ki? Bu sorular şimdilik yanıtsız. Genel olarak böyle bir durumda karşı karşıyayız. Yani bir taraftan Halep'i konuşuyor insanlar, işte orada arkadaşları olan, yakınlarını olan ya da bazıları işte göçtü, çıktı şehirden, bazıları da şehirden çıkma yolunu bulmaya çalışıyor. Öbür taraftan da saldırılar durmuyordu. Yani dün gece saatiyle silahlı grupların ilerlemesi durdu ve Hama sınırında bu saldırılar püskürtüldü. Şimdi öbür yandan da insanlar nereye kadar sorusuna cevap arıyordu. Genel olarak yani halk nezdinde ya da kamuoyunda durum böyle. Peki şimdi orada mesela tekrar o bölgeleri Esad acaba geri alabilecek mi? HTŞ'nin arkasında tam olarak kim var? Bunlar hep burada konuşuluyor. Türkiye açısından da bakılıyor ama mesela Türkiye'ye ilişkin orada herhangi bir yorum, işte yazılıp çizilen bir şey var mı? Ve Esad çok güç kaybetti. Bundan sonra toparlanamaz yorumunun altı orada dolu mu? Şimdi resmi söylemde doğrudan Türkiye'ye bir ittiham yok ama işte bölgedeki güçler terimini kullanılıyor ki oradan dolaylı olarak ben Türkiye'ye işaret edildiğini düşünüyorum. İran söylemi biraz farklıydı. Bence onun için de böyle bir netice çıkardım. Yani acaba İran'ın Dışişleri Bakanı'nın Şam'a gelmesi, ondan sonra Ankara'ya gitmesi bir arabuluculuk çabası mı? Çünkü İran doğrudan Amerika'yı ve İsrail'i hedef aldı ama